Sağlıklı üçyüzler olan Ceren, Deren ve Selenin diyor, RH faktörü bakımından fenotiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılan deneyler ve çökelme sonuçları aşağıda verilmiş. Buna göre diyor hangileri kesin değildir bize. Şimdi arkadaşlar burada neyi bilmemiz lazım? Zaten bakın genleri vermiş. Büyük R, küçük R. Büyük R RH pozitiflik geni, küçük R RH negatiflik geni. Ne olabiliyorsunuz? Büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R olduğunuz zaman RH pozitif oluyorsunuz. Tamam mı? Küçük R, küçük R olduğunuz zaman ne oluyorsunuz? RH negatif oluyorsunuz. Peki pozitifseniz sizde ne var? Arkadaşlar al yuvarınızın zarında RH antijeni var demektir. RH antijeni varsa pozitif oluyorsunuz. Yoksa negatif oluyorsunuz. Arkadaşlar eğer RH pozitif iseniz, bakın şöyle yapalım. RH pozitif iseniz, sizin arkadaşlar dedik ki al yuvarınızın zarında ne var? RH antijeni var. RH antijeni var. Şimdi arkadaşlar plazmada ne bulunabilir? Antikor bulunabilir. Plazmadaki antikor. Eğer sen RH pozitif isen, senin arkadaşlar plazmanda RH'e karşı antikor bulunmaz. Ama sen eğer RH negatif isen, sende RH antijeni yoktur. Dolayısıyla senin arkadaşlar plazmanda, bakın serumda diyoruz buna, serumda biz antikor arıyoruz zaten. Ne var? Anti RH var diyebiliriz. Anti RH veya anti D diye arkadaşlar diyoruz buna. Anti D bulunabiliyor. İşte burada serumlar arkadaşlar damlatıldığı zaman serumda ne var? Antikor var diyeceğiz. Demek ki arkadaşlar RH negatif olan insanın serumunda antikor var. Ama RH pozitif olan insan arkadaşlar serumunda ne yoktur? Antikor yoktur diyoruz. Şimdi bakın burada ne olmuş? Derenin kanından serum alınmış. Bakın serumda ne arıyoruz biz? Antikor var mı diye arıyoruz. Anti RH var mı? Nasıl anlıyoruz bunu? Bakın Ceren'den kan alınmış. Çökelme var arkadaşlar. Bu ne demektir? Demek ki Ceren'in kanında ne var? RH antijeni, yani al yuvarlarında RH antijeni var. Deren'in arkadaşlar serumunda, yani plazmasında bakın dikkat edin ne var? Anti RH var. Ne oldu o zaman? Ceren RH pozitif oldu. Bakın Ceren RH pozitif oldu. Çünkü RH antijeni taşıyor. Bakın antikor ne yaptı? Gitti antijenle çökeldi. Deren de arkadaşlar neymiş? Deren, bakın kan serumunda, plazmada antikor taşıdığına göre Deren negatif olmuş oluyor. Gelelim arkadaşlar diğer örneğe. Bakın Selen'in kanından serum alınmış. Neyi bekliyoruz? Bunda acaba antikor var mı diye. Eğer varsa buna zaten negatif diyeceğiz. Tamam mı? Antikor var mı diye bakıyoruz. Deren'in arkadaşlar kanı alınmış. Deren neydi? Deren negatifti zaten. Bakın Deren zaten negatif. Bunda zaten antijen yok. Tamam mı? Bunda antijen yok. Bunda antijen yoksa zaten burada bir çökelme olmaz değil mi? Çökelme olmayacağı için biz Selen'in arkadaşlar pozitif mi negatif mi olduğunu anlayamadık ki değil mi? Yani eğer Selen negatif olsaydı burada antikor olacaktı, doğru. Ama burada Deren negatif olduğu için arkadaşlar bunun antijeni zaten bulundurmadığı için burada çökelme zaten olmayacaktı. Dolayısıyla Selen burada pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Sonuçta bizim damlattığımız yani Deren'in negatif olduğunu biliyoruz ya. Negatif olduğu için burada antijen olmadığı için burada antikor olup olmadığını anlayamadık. O yüzden Selen'in grubunu bilemedik. Devam edelim. Ceren'den serum alınmış. Ceren ne? Pozitif. Ceren pozitif. Bunda zaten herhangi bir antikor yok. Anti-RH yok yani. Antikor yok bunda. Ne diyor? Selen'den kan aldık. İyi de bunda antikor yok ki Selen'de antijen var mı yok mu diye arıyoruz. Yani pozitif mi negatif midir anlayamadık ya. Sen antikor olmayan bir serum buna damlatıyorsun. Burada zaten çökelme olması beklenmez ki değil mi? Dolayısıyla buradan da gene biz Selen'in ne olduğunu anlayamayız. Çünkü bizim Selen'e ne damlatmamız lazım esasında? RH negatif olan birisinden, yani Deren'den biz eğer serum alıp Selen'e damlatsaydık, bunda antikor var ya, antikorla beraber çökelme varsa Selen işte pozitiftir yoksa negatiftir diyebilirdik. Dolayısıyla biz bu iki deneyden Selen'in kan grubunu anlayamayız. Ceren pozitif, Deren negatiftir. Bu kesin arkadaşlar. Bunu söyledik zaten. Selen'in arkadaşlar negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. Bize burada negatif olduğunu söylemiş. Ceren, Deren ve Selen tek yumurta üçyüzü değildir. Arkadaşlar tek yumurta olsaydı ne olacaktı?
genetik özellikleri aynı olması lazım. Burada bazı pozitif bazı negatif kan grubu genetik bir özelliktir yani değil mi? Değildir diyor. Bu doğru. Evet. Ne diyor? Kesin değildir. Cevabımız bursa olacak. Seleni bulamadık.